Bana belli. Şimdi son haftalara bakıyorum. Ligin en iyi stoperi kim diye bakıyorum. Semih. Maçın en iyi oyuncusu kim diye bakıyorum bugün. Yine Semih. Müthiş oynuyor. Bu futbolculuğu. Uzun süreden inşallah milli takımda oynayacak. Belki uluslararası İngiltere'de oynayacak. İspanya'da oynayacak. Galatasaray'da futbol bırakacak. Ancak bir şu var. Semih çok uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir davranışta bulundu. Şimdi abartıyor muyuz? Hayır, abartmıyoruz. Şampiyonluğa oynuyor mu iki takım? Oynuyor. Maç 1-0 mı? 1-0. Galatasaray kalesinde mi top? Evet, Galatasaray kalesinde. Top kornere mi gitti? Evet. Hakem out mu verdi? O da evet. Ama bir tane oyuncu diyor ki, hocam bak bu benden çıktı. Evet. Hakemin de işini kolaylaştırıyor. Şimdi bu hafızalardan çok uzun yıllar silinmeyeceği gibi özellikle Türkiye'de son yıllardaki bu kadar büyük problemlerin içerisinde fair dışı davranışlar içerisinde. Yani buram buram makyavelizmin olduğu, kazandı nasıl kazanırsan kazan, kazanmak olduğu için her yolun bahın olduğu bir ortamda değil mi? Semih kardeşimizi cani gönülden kutluyoruz. Onu da çok seviyoruz. Oyunculuk gelir geçer. Semih'in davranışı bütün ülkemize, bütün Avrupa futboluna, bütün dünya futboluna da böyle örnek alınması gereken, bence maça ve sezona damgasını vuracak bir davranışta bulunmuştur. Bir tane şampiyon çıkacaktır. X, Y, C fark etmez. Ama bu tür oyuncularda önce bir aile terbiyesi olacak. Belli. Sporcu ahlakı. Bırak sporcu ahlaklı, tertemiz, pırıl pırıl bir çocuk. Zaten bugün futbol adına bir şey olmadı. Bizde bırakan sezonun olayını Semih. Değerli Semih. Allah ailesine, annesine, babasına, yetiştirenlere de Allah razı olsun. Onu söyleyelim sana. Böyle kardeşlerimizi hep arıyoruz. Evet, Galatasaray'ın... Maça gelince şimdi öyle bir durum ki... Fenerbahçeli ekranda diyor ki ya bir berabere bitse de ben Elazığ'a öyle gitsem. Kimisi de diyor ki Galatasaray yenerse benim iki lavarajım daha iyi. Kimisi de diyor ki Beşiktaş yenerse zaten kendisi aslında maçı yok. Ama bu iki takım oyuncuları da biliyor ki birer puan bize yetmiyor. Ancak oyuna bakıyoruz. Benim ilk yıllarımda olduğu gibi iki puan sistemim vardır ya, devre arasında konuştuk. Böyle oynuyorlar. Gol atan galiptir o zamanlar, hatırlıyorsan. 1-0, 1-1 biter maçlar İnönü'nde. Fener, Galatasaray, Beşiktaş oynarlar. Çok nadirdir böyle. Beşliler, dörtler, üçlüler, üç ikiler falan. Çok nadirdir yani. 1-0'dır, 1-1'dir, 0-0'dır. Öyle gider maçlar. Bu da o zamanki futbol gibi. Önce nasıl? İki takımın oyuncularının orta sahasını alalım. Bence maçı maçlıktan göz zevki, yani zevkli halden çıkaran üçlüye bakalım. Melo belki de bu yılın en vasat futbolu oynadı. Temposu düşük, savunmanın arasına sıkıştı, pas hatası yaptı. Bence sertlik de yaptı, kartlık. Selçuk zorluyor, istekli. Üretemiyor ama istekli. Ceyhun zaten üçüncü stoper gibi oynuyor. Beşiktaş'a gelince Veli ile Atiba. Atiba biraz daha ofansı iyi ama üretemiyor. Önlerinde Oğuzhan kötü gününde. Onun önündeki soldaki Olcay. O da kötü gününde. Gökhan Saman Alevi gibi. Almeyda iyi başladı, kötü bitirdi gol kaçırdıktan sonra. Galatasaray adına baktığımız zaman da öndeki oyuncu Snyder kötü gününde, Drogba bayağı kötü gününde, zorlayan kim Almeyda gibi, biraz Burak zorluyor. Hata yapıyor, offside'a düşüyor, şut atıyor, erken vuruş yapıyor, tepki alıyor ama gayret son dakikada gayret gösteriyor. Ama iyi oynuyor diyemiyoruz. Savunmalara gelelim. İki antrenör takım açıkladığı zaman bekler, Allah Allah, Necip, Veysel. Hücum katkılarına baktık. Necip'in hiç yok. Veysel'in bir kere ama etkili, o da golle sonuçlanan ve penaltı bence olsun. Dani'nin yaptığı evet. Anlamsız bir penaltıdan bir tane. Teyyes zaman zaman çıktı. Son bölümde hiç çıkmadı hemen hemen. Motta zaman zaman çıktı ama genelde çıkmadı. Zaten stoperler hem Galatasaray'da Hakan'la Semih hem de Beşiktaş'ta Dani ile sağ stoper Pedro Franco. Onunla topla çıkmadığı için. Şimdi sayıyoruz isimleri. Öndeki oyuncular formsuz. Orta saha oyuncuları sadece oynatmam üzerine oynuyor. Savunma hücuma çıkmıyor duran top dışında. Kalecilere iş düştü mü? Bir tane mutlak gol kurtardı Mustera çıktı. Almeyda'nın vuruşu karşı karşıya. Onun dışında pozisyon var mı? Yok. Ne top çıkardı dedik mi? Yok. Şu gol kaçar mı dedik mi? Yok. 11'er oyuncunun %90'ı kötü günündeyse ve genelde de aman ha oynatmayayım diye oynuyorsanız bence senin de başlangıçta söylediğin çok önemli. Gördüğümüz en kısır vasat oyunlardan bir tanesiydi. Hatta oyun 112 dakika falan da oynandı. 112 dakikada stattaki ve ekran başındakilere tat vermedi. Ama bir gerçek var. Galatasaray gerideydi çünkü. Üçüncüydü, kazanıp
en azından bir maç fazlası da olsa 3 puana düşürdü farkı. Beşiktaş ritmini bulmuştu. 4'te 4 yapmıştı. Yine bir Galatasaray maçıyla o seri durdu. Vasat bir oyun. Hakemin işini, hakem iyi maç yönetmedi. Ama kötü de yönetti diyemem. Hatalar yaptı iki tarafa da. Hatalar da yaptı. Ama Semih öyle bir davrandı ki bizim ülkemizde falan böyle şeyler... Semih'in davranışı bir de tansiyonu da düşürdü bence. Tansiyonu düşürdü. Gelecek için... Şimdi biraz önce arkadaşlarımızla sohbet ettik. Sohbet ederken bir soru attık ortaya. Acaba Fenerbahçe maçında yapar mıydı? Semih yapardı. Semih yapardı. Başka oyuncu için söylemem. Ama 3 yıldır Galatasaray takımında değil mi? 3 yıl, 3. sezonu galiba. Hem adamlığıyla hem oyunculuğuyla yani örnek bir davranışta bulundu. Maçı aldı götürdü. Maça renk attı. Sezona renk atan bir davranışta bence bulundu. Bence ligimize hatta evet, mesaj verdi. Evet. Yani, şimdi bundan sonra çok kritik maçlar var. Bırakın, düşme yolunda, şampiyonluk yarışında. Yani bugün ben bir sporcu olsam, profesyonel futbolcu olsam bir maçta kavga çıkartırsam utanırım biliyor musun bundan sonra? Ya, en kritik maçta gencecik bir oyuncu, 20'li yaşlarda daha, 23-24 yaşında ancak gelmiş bir oyuncu. En tansiyonu yüksek maçta, şampiyonluk yarışının önemli maçındaki ikinciliğin Şampiyonlar Ligi'ne direkt götüreceği bir maçta. Hem de skor 1-0 iken benden çıktı diyecek. Karşılığındaki takımda duran top iyi kullanan bir takım ve derbi oynuyorsunuz. Oynarsın Elazığ'la içeride. 1-0'da galipsindir. Bu işgüzarlık yaparsın. Buna işgüzarlık diyebilirsin. Ama buna diyemezsin. Bu Türkiye Ligi için son yıllarda kaybolan Feyyaz adına hakikaten tarihe geçecek bir davranıştı. Yoksa tarihe geçecek maç olmadı. Yani tarihe geçecek bir skor oldu. Sporculara... Galatasaray'ın kazandığı sayı 100 küsür. Beşiktaş'ın 100 küsür de kaldı. Olacak. Onun dışında anlamlı çok daha farklı yerlere gidecek bir davranış izledik. Maçla ilgili de vasat bir derbiydi. İki takımın da beraberliğe razı olmadığı maçtan önce, taraftarın da razı olmadığı bir maçtan. Hani bize anlatırım bazen çocukken biz, Nazilli'de ben Turan Mahallesi'nde oturuyordum. Top oynardık, hava kararırdı. Annem oradan bağırırdı. Hadi oğlum gel 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 derdi veya diğer arkadaşlarımıza. O zaman böyle Fatih Beyler bir dakika. Atan galip. Gol atan galip. Gol atan galipti maçtı. Ya 0-0 ya da 1-0 gözüken o yani. Kaleciler duş almamıştır ama hem Tolga'nın gözünden rahatsızlandı hem üzerine Allah da korudu kardeşimizi Cenk'i. Değil mi? Başını aldı. Tabii abi. O krampon ne demek biliyor musun? Demir krampondur o. Hem deliyor hem de Allah korusun daha kötü durumlar olur. İki tane de sıkıntılı durum oldu. Evet geçmiş olsun diyelim. Yalnız Dani için de şunu söyleyeyim. Dani çok tartışılan bir transferdi. İstemeyen taraftarlar bu yüzden istemiyordu. Yoksa mesela maçın genelinde Burak'la savunma arkasına atan toplarda avantajlar sağladı ama Dani öyle bir yerde öyle bir hata yapıyor ki iz bırakıyor. İz yani bırakıyor. Skoru etki edecek etkiliyor. Hata yapıyor. Ya topla çıkarken kaybediyor ya da böyle giderken saçma sapan atlayarak bu tecrübede bir oyuncu yapmaması lazım. Ayakta kalması lazım. Atladı kırmızı şey penaltı. Hakikaten stoperlere çok küçük yaşlardan itibaren temel eğitim verilirken hani son çaredir kayarak girme artık. Tabii ki yani orada ayakta kalmasan çünkü hala Veysel'in kontrolünde top. Şimdi Veysel mesela çizgiye top atarsın. Şöyle izah edeyim. Diyelim ki şurada Veysel geldi diyelim şöyle. Topu attı buraya. Attı buradan kayarak gelebilirsin. Ancak orta yapacaktır o. Atarsın kendini. Eğer Veysel vuruyormuş gibi çeker ve durabilirse eline çarpabilir veya ayağına götürebilirsin. Bu öyle değil. Yani top Veysel'in hakimiyetinde. Veysel tam dürtecek atlıyorsun. Yani şöyle diyelim. Penaltıya davetiye çıkardı. Atladı. Penaltı yaptı yani yaptırdı falan değil. Veysel'in de çok da niyeti evet. Yoktu. Dürttü sadece. Çok acemice bir penaltıya sebebiyet verdi. Çok acemice hem de. Çok acemice. Çok acemice. Yalnız tabii Oğuzhan'ın Olcay'ın da etkin hani kendi kalitelerinin altında kalması ki Oğuzhan da sakatlıktan çıkmış galiba. Yani şu kadrolar bundan iyi oynar mı bilmiyorum. Bugün Melo'nun bile düşük kaldığı maçta çok kalite beklemek çok doğru değil. Peki acaba tercihlerde teknik adamlar özellikle Beşiktaş teknik direktörü Bilic başlarken hata mı yaptı? Mesela Jones iyileşti diyorlar. Artık hazırdı, oynayabilir durumda diyorlar. 18'i almadı. Kim diyorsa yalan söylüyor. Fernandez. Kim dedi onu sana? Öyle bir, yani yansıyana ben gazete sana derken hocam en son ne zaman oynadı bu Schalke'de? İşte ilk yarı bitmeden hemen. İlk yarı bitmeden dediğimiz. İlk yarısının son maçı. Hangi aylar? Kasım ayları falan. Aralığın sonu. Aralığın 21 sonu. Aralık. 21 Aralık'tan dön bugüne kadar. 2 ay mı geçti? 2 ayda maç oynamayan oyuncu bu maçı kaldıramaz. Var mıydı 18'de? Yoktu. Yoktu.
Yani Johnson'u oynatmamak fizik açısından doğrudur. Bir de genç oyuncu da değil bu. Sakatlıktan çıktı bir Sakatlıktan de. Çıktı. Yani sağ bekler tartışılabilir ama onun dışında tercihleri şeyin şunu yapabilir yalnız. Devrede risk almasını beklerdim. Yani Fernandez'i devrede sokmasını beklerdim. Çünkü 1-0 geridesiniz. Muhtemelen hücum oynayacaksınız. Ve Oğuzhan düşük muhtemelen kalmış değil Galatasaray'da mi? Bekleyecek. Oyuna risk alabilirdi. Atiba'yı sağ beke çekip oraya Oğuzhan'ı kaydırıp Fernandez'i koyabilirdi. Geç soktu diye düşünüyorum. Galatasaray'da şu var yalnız. Teyyes'i bugün beğendim. O biraz soru işaretleri vardı. Biraz izleyelim diyordum. Bugünkü maça baktım. Oyuncu iyi oyuncuya benziyor. Semih'e bayıldım. Hakikaten müthiş sezgileri var. Hakan çok tecrübeli oyuncu. Yani tecrübesini gösterdi derler yani böyle çok basit bir cümleyle. Hakan tecrübesini gösterdi. Basit oyunda. Oyunun son bölümünde de Gökhan'ı da sokup altılıya döndü. Takım boyunu uzattı. Beşliye falan değil. Altılıya döndü yani. Üst stoper. Melo da geldi. Oyunun son bölümünde... Tabii, duran toptan gol yemeyeyim diye takım boyunu uzattı. Oyunun son bölümünde stoperler Semih sağdaydı. Hakan Balta sağdaydı. Öyle değil mi? Gökhan'ı da soktu. Melo da vardı. 4. 2 beke de fazla çıkma dedi. 6. Bir de kaleci 7. 7 kişiyle yayın önünde bekledi Galatasaray. Uzun oynayıp Drogba'yla veya Burak'la bir sürpriz ikinciyi bulabilir miyim diye düşündü. Buna karşılık Ömer ikili forvete dönüp bir hamle yapmak istedi. Ama bunlar özellikle orta saha oyuncuların zaman zaman Selçuk dışında yaratıcılıktan uzak olması da kısır bir maç çıkardı ortaya. Evet tabii Mancini çok memnundur skordan. Derbiyi kazandı 1-0 ki takımının özellikle de çok şeyler beklediği oyuncularının başta Snyder olmak üzere. Snyder, Drogba gibi oyuncuların Melo'nun kötü oynadığı bir karşılaşmada Galatasaray kazandığı için çok mutludur. Beşiktaş'ta Bilic de herhalde şöyle düşünüyordur. Ya pozisyon vermedik biz. İyi oynadık. Pozisyon vermediğimiz bir maçta Galatasaray'a mağlup olduk diye. Ama yardımcısı da diyor ki hocam güzel de biz de pozisyonunu bulmadık diyordu Almeida'nın pozisyonu dışında. O da Galatasaray topla çıkarken kaybettiler. Yani hataların skor getireceği, galibiyet getireceği maç oldu aslında. Yani golü çıkaralım. Bu maç 1-0 bitti diyelim. Birisi de gelsin seyretsin 112 dakika. Ya herhalde bir saçma sapan bir hata yaptı der. Evet. Hataya da çok fazla zorlamadılar birbirlerini. Evet. Hataya da çok basit pas hataları oldu. 3'e 2 giderken, kontrata çıkarken iki takım da inanılmaz top kayıpları yaptı. Paslar yerini bulmadı. Uzun toplarda isabet sağlayamadılar. Ve aşırı sertlik de olmadı maçın içerisinde. Yani diğer şimdi şöyle.